Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız yay burçları için. Sevgili yay burçlarına bakalım bu hafta fallarında neler çıkmış. Yay burçları geçtiğimiz hafta ay tutulmasından nasıl etkilendi acaba merak ediyorum. Çünkü sizler normalde çok eğlenceli insanlarsınız. Böyle çok sıkıntınızı, derdinizi dışarıya vurmazsınız. Anlayamıyoruz yani. Hani böyle çok sıkılmış olsanız bile o kadar eğlencelisiniz, o kadar keyiflisiniz ki anlayamıyoruz dışarıdan sıkıntınızı. Bu hafta yorumlara yazabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta ay tutulmasından etkilenip böyle sinirlerini dışarıya vuran, duygularını dışarıya, sıkıntısını dışarıya vuran yay burçları var mı? Bakın içinizde böyle bir karamsarlık olmuş. Bu yay tutulması herkesi ay tutulması herkesi etkiledi. Sevgili yayları da etkiledi büyük ihtimalle. İçinizde hafif bir karamsarlık var ama bakın her şeyden önce şöyle bir siz de bakın diye çeviriyorum falımızı güzelcene. Benim dikkatimi ilk çeken şu karşıda kocaman iri yarı bir insan var. Bakın bu hanenin içerisinde, ailenin içerisinde ya da ilişkinizin içerisinde bir kişi böyle kollarını, bacaklarını açmış ve böyle her şeye karşı hani böyle savunuyor. Aileyi savunuyor, ilişkiyi savunuyor, sahip çıkıyor. Çok güçlü bir karakter. Siz de olabilirsiniz bu yay burçları çünkü şöyle siz özgürlüğünüze çok düşkünsünüz. Hani sizin özgürlüğünüzü sıktıklarında siz o ilişkide kalmazsınız. O ortamda kalmazsınız, kalmak istemezsiniz ya da ama sahiplenirseniz de sonuna kadar sahiplenirsiniz. İşte böyle kolunuzu bacağınızı açıp böyle o ilişkiyi sonuna kadar sahiplenirsiniz. Asla bırakmazsınız. Bu siz de olabilirsiniz. Partneriniz de olabilir ama dışarıdan gelen herhangi bir şeye karşı böyle savunma durumuna geçmişsiniz. Eğer siz olarak yorumlarsak bunu böyle bir dışarıdan gelen işte bir olaya karşı bulunduğunuz yeri, kişileri, ortamı inanılmaz derecede savunmuşsunuz. Hani bu ay tutulmasının etkisiyle birlikte olaylar çıkabilir. İş yerinde de olmuş olabilir bu. Bulunduğunuz o zaman departmanı, arkadaşlarınızı inanılmaz derecede savunmuşsunuz. Herkesin sanki önüne gelmiş ve böyle çatır çatır böyle konuşarak herkesi savunmuşsunuz, kendinizi savunmuşsunuz, göğsünüzü siper etmişsiniz arkanızdakilere karşı. Ya da işte bu aile ortamındaysa ailenizi, ilişki içinse bu partnerinizi inanılmaz derecede korumuşsunuz. Böyle dışarıda olan tartışmalara, sözlere karşı böyle şey kurup, böyle set kurup önünde durmuşsunuz çok bariz bir şekilde. Şişmişsiniz böyle. Her şeyle uğraşmışsınız. Hani sanki böyle bir şey değil de birçok yerden gelen sıkıntıya karşı. Hani ona da deyip böyle ona eliniz, ona ayağınız ulaşabildiğiniz şekilde herkese karşı set kurmuşsunuz ve yorulmuşsunuz. Ya da bu hafta içerisinde böyle set kurup herkese karşı partnerinizi, aileniz ya da iş arkadaşlarınızı bulunduğunuz bir şeyin başındaysanız hani o ortamın üyesiyseniz bulunduğunuz, sahip çıktığınız ortama sahiplenip koruyacaksınız, kollayacaksınız herkese ve her şeye karşı. Böyle etrafınızda canınızı sıkan, özellikle böyle size saldıracak gibi gelen birileri olabilir. Böyle ailenize veya size karşı saldırıda bulunmak isteyebilir ama siz o kadar güçlü duracaksınız ki karşısında şaşıracaklar. Kocaman böyle bir yürek sahibi olup, kocaman böyle sahip çıkarak herkese karşı geleceksiniz. Bu hafta içerisinde bu şöyle de olabilir. Eğer ki özgürlüğünüze çok düşkünseniz, partneriniz sizin yaşam alanınıza girmek isterse ona karşı da gelebilirsiniz siz. Yani sahip çıktığınız, o arkasında sahip çıktığınız her neyse, iş, arkadaş, aile dedik ya, ama bu bir özgürlük de olabilir yaylar için. Siz özgürlüğünüz için şey de yapabilirsiniz bu hafta. Ya bir dur, hani partnerinize karşı size saldırıp özel hayatınıza müdahale ettiği durumlarda onun karşısına da çıkıp yok hayır yani ben şey yapmıyorum artık bu kadar, bunun içerisine giremezsin deyip onun karşısına da dikilebilirsiniz. Belki de öyle olması gerekir. Şurada bir E harfi çıkmış altta. E harfi sizin ya da partnerinizin ya da arkadaş çevrenizin bu ilişkilerin, bu olayların olduğu ortamdaki kişilerden birinin isminde veya soy isminde de olabilir. Etrafınızda bir E harfi çıkmış. Siz o kişiye karşı da durabilirsiniz. Böyle bir durum var.
Onun haricinde bakın böyle bir şey için inanılmaz derecede boynunuzu büküp üzülmüşsünüz. Ya bir şey içinizi dert etmişsiniz, bir şey içinize dert edebilirsiniz ya da bu hafta içerisinde. Böyle kafanız karışık ve karmaşık duygular içerisinde kalabilirsiniz. Onun haricinde bir bakalım başka neler çıkmış. Bakın şurada böyle bir yatan hasta gibi biri çıkmış. Hasta ile ilgili bir şey söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama ailenizde ya da sizde bu tabii soğuk algınlığıyla alakalı da olabilir. Böyle gribal bir enfeksiyon olabilir. Çok da salgın var, dikkat etmek gerekiyor. Böyle küçük bir rahatsızlık söz konusu olabilir bu hafta içerisinde. Dikkat edin. Siz de bir tanıdığınız arkadaşınıza gidip refakatçi olabilirsiniz ya da siz de böyle bir küçük rahatsızlık geçirebilirsiniz. Belki böyle yatan bir insan çıkmış, başında da biri duruyor, ona bakıyor sanki. Hatta bir kişi daha var böyle, iki kişi başında duruyor. Bir rahatsızlık söz konusu olabilir ama temiz çıkmış, ferah çıkmış etrafı. Hani öyle küçük bir rahatsızlık inşallah. Yani falınıza baktığımda böyle bir içinizdeki karamsarlık açılmaya başladı. Böyle haftanın sonuna doğru belki yaşadıklarınızla sıkıntılarınızı atacaksınız. Zaten öyle kalıcı bir şey değil herhalde. Bakın şurada böyle bir asil duran, uzaktan sizi izleyen birisi var. Yani bu kişi böyle gururlu ama mağrur, hani böyle gelmek istiyor, bakıyor size ama yok, gelemiyor da. Sizi dışarıdan izleyen bir insan var. Bu hafta onun farkına varabilirsiniz. Ya da işte bu bir ilişki anlamındaysa sizi isteyen biridir bu ve siz bunu yeni fark ediyor olabilirsiniz. Bir kişi uzaktan sizi izliyor ama bu kişi kötü karakterli biri değil. Böyle gururlu, mağrur, dik durmuş ve sadece uzaktan sizi izliyor. Size yakınlaşamıyor bu kişi. Yani yakınlaşmak istiyor, yakınlaşamıyor, gelmek istiyor, konuşmak istiyor. Bu küs olduğunuz, dargın olduğunuz bir insan olabilir. Bu kişinin varlığını fark edebilirsiniz. Bu hafta içerisinde bakın böyle bir dağ gibi küçük bir şeyin arkasında ve böyle dimdik durmuş bu haneye doğru ve size doğru bakıyor. Bu kişinin varlığını hissedebilirsiniz. Bir de altta şurada bakın iki kişi böyle gizli kapaklı konuşuluyor. Gizli bir ilişki, gizli bir konuşulan sözü, hani böyle bir şeyi ortaya da çıkabilir bu hafta içerisinde. Hani böyle küçük bir dedikodu kulağınıza çalınabilir, gizli bir ilişkinin varlığı ortaya çıkabilir. Böyle kulaklarınızı bir dört açın, var mı öyle bir şey? Varsa duyarsanız yorumlara da yazın. Böyle iki kişinin gizli konuşmaları ya da iki kişinin gizli buluşmaları bu hafta içerisinde böyle ayyuka çıkabilir. Onlarla ilgili haber de alabilirsiniz bu hafta içerisinde. Bakalım. Onun haricinde başka bir şekil çıkmamış. Hani benim göremediğim bir şey varsa lütfen siz de yorumlara yazın. Bir dilek tutun bakalım falımızın tabağında ne çıkacak. Pardon. Yani bakın siz bir şey almak istiyor olabilirsiniz ve bu hafta alacaksınız ama bu böyle küçük bir şey de değil. Ya uzun zamandır araba falan almayı düşünüyorsanız ya da böyle büyük bir mobilya gibi büyük bir takı beklediğiniz bir şey, büyük bir parça bir şey alabilirsiniz. Şurada yine böyle bir balık figürü çıkmış. Güzel küçük haberler alabilirsiniz. Ama bakın burada yine bir patlama durumu var. Yani bir şeye dikkat edin. Aniden yaylar zaten çok neşelidir, eğlencelidir. Evet her şey okey. Hop bir anda bir sinirlendiniz mi? Oh kimse sizi tutamaz. Yani aniden yay nasıl fırlar ya böyle. Aynen onun gibi. Siz de bir anda sinirleriniz şey olabilir, patlayabilir. Dikkat edin. Bu bir kılıç balığına da benziyor biraz. Böyle ağzı açık bir kılıç balığı da. Ama bir yaşlı görüntüsü de var balığın. Gözü de var ve yaşlı görüntüsü de. Yani ben böyle biraz değişik bir hayal gücüm var galiba ama yaşlı biriyle ilgili bir haber alacaksınız. Bu yaşlı kişiyle ilgili bir kısmet haberi. Yani emeklilik maaşı ile ilgili bir haber alabilir. Yani emekli olamıyordur, olacak. Hani böyle yaşı daha ilerlemiş biriyle ilgili güzel bir haber. Uzun yıllar olmuştur, 55 yaşına gelmiştir, evlenememiştir ya da torun sahibi olmak istiyordur, olamıyordur, olacak. Yani böyle yaşlı bir kişinin güzel bir haberi var aileden. Sizin ya da ailedeki yaşlı bir bireyin sevineceği, mutlu olacağı böyle belki de genç bir çocukları evlenir, bir ev alır, bir şey olur ama hani anne baba olarak onlar daha çok sevinir. Yaşlı insanların sevineceği böyle
Çok güzel, kısmetli bir haber var burada bir de. Ben onu çok net gördüm. Yani böyle onu bana benzettim. Bir balık ama hani yaşlı bir görüntüsü var. Büyük bir kısmet çok sevinecek ama siz ya da sizseniz eğer bu daha yaşı ilerlemiş bir yay burcu ya da ailenizde biri onu çok sevinecek. Çok keyifli, güzel bir haber alacak. Umarım güzel bir hafta geçer. İnşallah neşeniz her zaman daim olsun. Etrafınıza inanılmaz büyük enerjiler veriyorsunuz. Çok eğlenceli, çok neşelisiniz. Umarım hep öyle olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.